Gaming Laptop Sohbetleri bölüm 4. Birazdan açılır. Şimdi Görkem kardeşim yayında. Onu otomatik yayınlıyoruz. Hemen gelir bizim yayın geri. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sonra ben şu şeyleri bir düzenleyeyim. i need the docs information oh it's new to kill ya Beyin bilgilerini güncelledik. Bakalım geldi mi? Evet gelmiş. Ben gençleri de paylaşalım. Buradan da açalım. Açtık. Dur yanlış yerdeyiz. Evet. Topluluğa gir. Mehmet abi. Dostum hoş geldin. Alo. Geliyor sesin. Beni duyamıyor musun? Abi şu an eve geçiyorum. Bir 15 dakika evdeyim. Tamam hacı. İzlemeye sabırsızlanıyorum şu an. Tamam dostum görüşürüz. Beni bekle başlamadan. <laughs> tamam biraz yorumlara bakayım. Hemen gidiyorum abi şimdi koşacağım. <laughs> acele etme acele etme anca. Buradayız daha uzun süre konuşuruz. Oo, gelmiş bir net hemen. Dostlar hoş geldiniz. Yorumlara bir bakayım ya. Uyumuş kalmışım ya. Oldu bakalım. Güzel. Nice. Bir arkadaş Excalibur almış. şu. Aferin. Nice. 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 I'm sorry. Aleyküm selam. Oğlum benim ondan online, online dersleri kimse olmuyor. <laughs> Yayınlar full ya. yayın derse gelin bari. Dersi biraz yer kaplayın. Ya Twitch'ten yapayım bundan sonra dersleri. Pastense geçmişti ben son. Ay. Şu yorumlara birazdan yine bakarız. Yine cevap verdim çoğuna ama hmm, şöyle bir bakalım. Şimdi Monster Arc'ınki alternatife bakalım mantıklı. Öncelikle bugün bir video izlemiştim ona bir bakmam lazım. Şurada. Bu yeni gelen iyilerin e performansı neredeydi? Neredeydi, neredeydi? Şu. Bir tane Super Max Q denemişler. Ee, efsane performansı var. Ee, i7 10. nesil bir de RTX 2070 Supermax Q'lar var şimdi yeni ince olanlar. Bora selam dostum hoş geldin. Takip için teşekkürler. Şunu test etmiş arkadaş yeni. Testler yavaş yavaş, yavaş geliyor testler. Bu adam burada 21 tane farklı oyun deniyor. Ee, cihaza bakalım. Cihaz Aero. ince serilerden bu. 360p de bari donar mı ya? Yok artık. 720p veriyoruz. 360 de bari donmasın ya. Dur bakayım bende kaç? Jumpo bakalım bir. Şimdi burada bir adam bir cihaz incelemiş dostlar. Şuraya size linkini de atayım. Gerald ee, yine döktürmüş aşamız şurada bulunsun linkini atalım ee, şu testten sonra şöyle bütün e, video testlerinden sonra PC'ler arasında karşılaştırma yapmış gördüğünüz gibi e, 2080 Max-Q'dan düşük olsa da yeni eski nesil eski nesil e, 2080'leri eski nesil işlemciyle 2080'leri geçtiği yerler olmuş bazı yerlerde Şurada bakın eski i7 ile 2070'ler var 115 wattlık. Onlarla da böyle şu özellikle şu ikisi Asus'la Asus Scar var iki tane bakın şurada. Onlarla da bayağı iyi kafa kafaya gelmiş. Hatta bazı yerlerde geçmiş. Battlefield'da bakın şurada 95 ortalama alırken şurada 2070 normal olan 2070 neredeydi iki tane şu ikisi. Bunlarda da 90 102 falan gibi oranlar var. O ikisi de de değişik Aynen şeyde TR'de cep yakacak ama bana sanki Max Q'lar gelecekmiş gibi geliyor ama eğer kasayı değiştirmeyeceğiz ince kalmayacak kasa diyorsun. Çünkü bakın bu laptop çok ince. Yani şuradan bakıldığında bu Max Q'nun olması için çok ince bir kasa olması gerekiyor. Bunu MSI getiriyor genelde. ince kasalı laptopları. MSI'de çok var bu. Monster'a gelmeyeceğine göre biz de eskiden devam edebilir diye düşünüyorum ama en azından fikir versin diye söylüyorum. Bayağı güçlü cihazlar. Yani eski 2070'leri yeni 2070'ler dövüyor şurada görebilirsiniz. Yani birer ikişer puan bazında dövüyor. Çok ince laptop olduğu için işe yarıyor yani bence. <laughs> iyi olmuş. Bu performans testleri geldikçe bakacağız. Şimdi şu bir arkadaş sormuştu, Jump'a ona bir bakalım. HP Omen. Bunu çok soran oluyor. Biz bu sevdik biz bu cihazı ya. Yani yeni gelenler çok pahalıya geldiyse şu 1660 Ti'ler de çok pahalıya gelecekse HP Omen'e de yöneteceğiz yani. Tabi ince olduğu zaman sıcaklığı biraz daha hissettir ama yine dört çıkışlı ya. İnce de olsa bak şu cihaz benim hoşuma gitti. Bu adam bana sıcaklık testi yapacak. Daha yapmamış ama yapacak. Yani şu haliyle biraz sıcak olacaktır. Bu HP hani bir şeydik ya. Bunu hatta kim biri sormuştu arkadaki tek çıkış mı diye. Yok. Üç tane çıkıştı bunun fanı. Şu herhalde şey tarafı. Ekran kartı tarafı burası olsa gerek. Diğeri de şurada tek bir çıkışı var. Güzel bir cihaz bu da ince. İnce serilerden iyi ya bence. Eğer e, Monster yeniledim şunu yaptım bunu yaptım derken şey olursa e, çok yüksek fiyata gelirse 17 inçler özellikle. 15 inç zaten ucuza gelebilir bundan belki. Abi yeni tulpa 144 Hz ve 240 Hz gelecekmiş. Oo bak onu hiç duymamıştım. Bugün yorum yapan da olmadı. Eğer öyle bir şey varsa işimiz iş. Başı takip etmiş sağ olsun kardeşim. Yenilendik ayağına ittirmesinler. Yani <laughs> biraz ittirecekler ya. Çünkü kasayı değiştirmediler. Sadece işlemciyi, Rem'i e, bu 120 Hz ekrana geçirdiler. Valla bu 3 eklemeye göre bence daha fiyat öyle çok da ağamış ağam artmadı gibi geliyor. Mesela 1650 refresh eski sürümle yeni sürüm arasındaki farka bir bakmak lazım tabi ama refresh'in e, farkı nedir? Bunlar da düzgün karşılaştırmasını buraya koymuyorlar. Bir bakayım. Ne diyor bu? 660Ti'den bir tık aşağıda bu. mineralden bir tık yukarıda. Doğal o zaten. Aynen sıcaklık testleri gelir yakında tek tek. Şey Daha yavaş yavaş testler. Yani bir şey diyen olmadı daha. 2.1 kilogram. Bu biraz daha hafif alıyor değil mi? Bizdekiler kaç? 2.9. Yok ya full yeşil kalma olamaz ya bu. RGB ne diyor? Özelleştirebilir tek bölge renk. Yani bu şey demek yani. Tek renk özelleştirebiliyorsunuz. Bizimkiler gibi 4-5 renk olmuyor demek yani. 10 bin monster öder misin? 10 bin TL'lik mi? 10 bin TL'lik monster şu an burada yok. Yani yok dediğim şu. Kapalı satışa. Açılınca şuradaki tulpar serisinden 1660 Ti veya bir denk gelirse onlardan alabiliriz. Gerçi 1660 Ti gelecek muhtemelen. Şunlar var. 17 serileri nerede bunların? Şunlar var. 9000 lira. Buna bir iki ekleme yapılsa onun ona yaklaşır bu. Geri seviyesi olarak 17 şunlar alınabilir. Bak şu. bir işte şu 1650 ile 1650 Ti arasındaki farka bakmak lazım. Şu ikisinin arasındaki fark nedir? Onu görmek gerekiyor. Asıl bizim hedefimiz bu. Arda hatırladım kardeşim. <laughs> yorum gelmiş ona bakayım. 1650 Ti 9. nesil mi yoksa 1650 Ti 10. nesil mi? Valla 10. nesil daha iyi ya. Ya yani çünkü sıkıştığı yerde cihazı kurtaracağı için şimdi bunlarda ikisinde 4 GB şey var, ekran kartı var. Sıkıştığı yerlerde e, ekran kartının işlemci yük bindiğini görüyoruz. bunu zaten şeyi vardı. Ee, ne derler? <laughs> Testleri vardı. FPS'yi çok arttırıyor. işlemci Bu mesela Ryzen'la şey yapmıştı. He, şimdi soru düzgün oldu. 1660 Ti 9. nesil mi yoksa 1650'nin Ti'nin onuncu nesile gelelim mi? Burada kafa kafaya olacaklar ama 1660 Ti 6 GB VRAM'la onu döver abi. Yani 1650 ile 1660 Yani arada 2 GB VRAM var ki ne kadar şeyden düşse de Kardeşimiz G770 olmuş. Kardeşim giriş seviyesi için bunları mecbur almak zorunda kalıyorsunuz ya yani bunu i5 alınıyor mecbur alınıyor yani Uygun fiyata bir tane denk getirip alırsınız 5000 e. ama dediğim gibi çok güçlü oyun oynamaz moraliniz bozulmasın sonradan şu hangini alacakmış normalde hangi ürünü alacakmış bakalım şunu alıyormuş 5.2 bu giriş seviyesi olanı 1650'liği. İşte bunlar bak 60 Hz'de bundan ekranı. Şimdi bunlar 120 herze çıktı bir. bunların RAM'leri hızlandı mı? Hepsi. Var mı düşük RAM? Yok. RAM'leri hızlandı 2. İşinize yarayacak şey. ekran kartları da yenilendi. Aradaki fiyat farkı şimdi şu haline bakıldığında bu en giriş seviyesi olanı düşürelim. Bu da en giriş seviyesi olanı düşürelim. Şöyle bir farklığında 6200'den 6800'e çıkmış olması aynı tek RAM değil mi? Aynı tek RAM. Yani bu fiyat aralığını karşılar mı? Bence bu cihazlar karşılayacak. Yani 120 Hz ile e, ondan sonra hızlı RAM ile bir de işlemcisiyle karşılayabilir. Ama işte buradaki şu tuzağa düşmeyelim. Buradaki i7 iken şu. Buradaki i5. Yani bunu i7 ile karşılaştırmak istersek i7'ye geldiğimiz zaman fiyat bu sefer 1000 TL farka çıkıyor. Bir de orası var. Şimdi bunların bir karşılaştırmasını almamız lazım. Nereye yazdım ben diğerini? Bunlar ikisi de mobil mi? Aynen. 10. nesil i5 diğeri i7'den biraz daha düşük olsa gerek. Yani bu ustanmış olacak yani muhtemelen. Şunu bir düzgünce bakmam lazım. Mobil mi bunlar acaba? Laptop. Laptop. Bu şey ya. Bunlar hep yeni seri. Eski seriye bakmamız lazım. <laughs> Çını çıkarabiliriz. Bize bunlar daha gelmeyecek herhalde. Monster'a da en yüksek serileri gelir. Şuraya bir i5 bulmamız lazım. 10. nesil. Art diskini pes Geldim ben. Dostum hoş geldi. Mehmet abi sana şey söyleyecektim. Ben bugün Monster aradım. Hı hı. E, dediler ki sadece Tulpar serisi 144 Hz ve 240 Hz'le gelecek dediler. Tulpar serisinde 60 vardı ama değil mi T5'lerde? Vardı abi. Vardı. O zaman ne demek bu? Bu da bize zam. De vardı. Bu da bize zam demek. 17 inçlere 60 Hz geçmesi iyi olmuş. Yalnız bu 240 Hz'ler, 244'ler işte o oh hoş bir fikir olur ama fiyatlanır. Yani şimdi bir şeyde Çok zam gelecek muhtemelen ya hani Tabi e, Giriş seviyesi bir şey kalmayacak ya Vaşu demiş ki 7500'lük ürün alacağım fakat fiyatlar düşer mi? Kafamda o bir soru işareti Valla giriş seviyesi fiyatı verdiyse Bunu kampanya dönüştürürler mi bilmiyorum Çok satış az olursa düşürürler e Az olacağını zannetmiyorum millet yeni seri diye Alan da çok olacak yani Cihat ne demiş abi 2060 var 8800'e o iyi bu. Ha 15 inç. 15 inçlerde vardır. Düşük fiyat. Bunu gördük biz. Hem küçük olsun hem kompakt olsun hem yardırısını istiyorsanız olur. Bu da olur yani. Enerji cihaz değil bu da. Buna bir RAM eklenmesi çok iyi iş görür. Ama 15 inç yani minlik. MSI diyor mu ya bu küçülttü bunlar bunu. İşte şey önemli burada. Isınır mı acaba bu cavur? Bir de i5 var yani. Hani şimdi elinde çok güçlü bir ekran kartım var. Ama işlemcinin i5. Bir de eski nesil i5'lerden herhalde bu. Değil mi? Bir tık öncesi. Yani 10. değil 9. nesil i5'lerden. Bakılabilir aslında. Bunun testleri vardır ya. Hiç görmedin mi Cihat bunun testlerini? Fiyat olarak güzel. Ama bir FPS testlerine bir bak. Bu monster'ın bu senin kimi bu mu demiş. Şuna bir bakalım. Benim kimi bu mu? Bu daha iyi tabii canım. Bu şimdi bak burada şurada bir 8 GB, 2 GB VRAM var kazancın. 256 bit var. Bizde 198 bit midir? Nedir öyle bir şey ekran kartı 2060'lar. Ee, zaten alacağım benim seride tek olur. Bunun dediğin gibi şunu 500'lük falan yapacaksın. 1 TB kalabilir. Ben de o zaman da kaldır gitsin ya. Para verdiğine neyim Bu benimkinden daha iyi tabii. Abralarda daha fazla yenecek. gelmeyecek değil mi? Bora şimdilik gelmeyecek abi ama şu tul, ay, gelmeyecek derken şu tul para serisi yenileneceği için daha fazla yenilik gelecek. 244 Hz'ler gelecek laptoplara. Tam oyun laptop olacak artık yani. Fiyat da tam böyle ne olur kaymaklı olur. Kaç tahmininiz? <laughs> 244 Hz bir Bu, diyelim ki yeni işlemcili. Eğer bir de süper ekran kartları gelirse 2070'ler bilmiyorum. 20, 20 geçer mi acaba? Abralar 120 oldu sanırım sadece diyorsun. 30'u Abralar 120 oldu. İşlemcisi hızlandı, remi hızlandı. Öyle düşün. Fiyat düşer mi abi bunda demiş Eren. Hangisinde fiyat düşer mi Eren? Hani bakayım abi. Bunda fiyat düşer mi? Valla bu giriş seviyesi fiyatı bence bu taban fiyat olarak kalacak. Belki ileride satış çok düşük olursa 5 iyi 5'lerde. O zaman <laughs> düşürürler. Buna ilk benchmark yapmışlar. Ne diyorlar? Nerede bu i5? Gençler i5 10. nesil 470 puan almış. Bizim normal i7'lerimizden bir tık üstte. Ha. Bakın. Şurada i7. Gördünüz mü? Bir tık üstte. Şimdi şu benchmark skorlarında da nerede? Şurada. 2000 şeyi puanıyla. 9. şeriden gene iyi puan almış. E gençler bu 9. seri'den iyi herhalde. İyi yedili. Eğer öyle bir şey varsa. Burada öyle gösteriyordu. Bakayım bunu geç. Başka güzel bir site bulalım. Şu i7'nin 10. nesli, şu i5'in 10. nesli. Bunlar şey ya, PC versiyonu. Bunlar bizi yanıltabilir. Bunda fiyat düşebilir ama. Çok yani düşük bir ihtimal olsa da. 16.000 TL olur diye düşünüyorum. 16.000 TL olursa belki iş görür. Çünkü biraz daha hızlı olacağı için iş görebilir. Windows'u alınmaz ya. SLO bu. Windows'u almam ben olsam atarım ya. Çıkarırım gidelim. İndireceksiniz bir ISO kuracaksınız. Çok basit. Yani 20-30 lira çözeceğiniz sorunla boşuna uğraştırmayın kendinizi. Kim hani nerede yazmış? Yayın mı istiyor biri? Bir dakika YouTube'da bir yorum gelmiş. De bakayım. Bir saniye şurada Twitch yazayım şu arkadaşa. MS evet biliyorum. Başı kullanıyorum zaten. Ben de çalışıyor. Ben onunla kurdum yani uzun bir süre. Arda bu mu iyi mi? Arda bu iyi demiştim bu cihaz benimkinden iyi demiştim 2070 diye Duyuyor musun? Bu iyi dostum Yusuf selamun aleyküm demiş aleykümselam kardeşim En mantıklısı 4000 serisi almak en üstünde 8 cihaz var cihaz yaptığında 8'i daha yüksek performans diyor ama belli değil ne zaman Uyar firmalar Abi 5.5K'ya bir kalmadım demiş Eren Monster'da yok acı. Yani en azından Monster'da yok alternatöre bakacağız Eski serilerden bakacağız. Monster 7'den başlıyor. Besmele'yi 7'den açıyor artık. Zengin notebook, notebook olduk artık. <laughs> KMS Spico var acaba. Hatta kaynağını da gösterdim size nereden indireceğinizi. KMS Spico'yu yalnızca ve yalnızca şeyden indiriyorsunuz. Şu My Digital Life Forum. Burada bir tane link var. Ben size tam sayfayı göstereyim üye olmak basittir. İngilizce standart forum üyeliği gibi. Neredeydi? Değil. Bu da değil. Şu. MS Pico Official Threat. Buradan indiriyorsunuz gençler. KMS Pico'yu. Başka yerden indirmeyin. Hatta ben size direkt indirme linkini vereyim. Niye siteye üye yapıyorsam size. Işte. <laughs> Manyak gibi. <laughs> buraya yolun. Şu ikincisini indireceksiniz. Portable'da sıkıntı çıkıyormuş Frost Rose. Bunu indiriyorsunuz şu zip'i. Daha alın size. Ee, şey unutmayın abi. Ee, 2016 sanırım şifresi. RAR şifresi. Değil mi? Aynen. Password 2016 şu. Buradan e, indirdiğiniz ortadakini indirirseniz doğrudan kuruyorsunuz sıkıntısız bir şekilde. Mesajlar var hemen bakalım. <laughs> Gençlerimizi bekletmeyelim. Evet ne demişler? Ne demişler? Bir de eski abralar artık gelmeyecek mi yoksa sadece şu anlık stoklarda mı yok? Şimdi Selim Aleykümselam dostum Hoş geldin. Eski abralar gelecek ama şey hepsi burada gibi yerlere gelecek. Oradaydı. KMS Spiko çok işlemci yiyordu. Bu şey dostum. Eğer dışarıdan böyle dedim ya sadece oradan indireceksin. Oradan indirirsen KMS Pico çalışmaz. Yani o hiçbir şekilde bu kasmaz cihazını. Burada mesela bir <laughs> KMS Pico'nun çalıştığını göremezsin bile yani. Eğer virüsü bir yerden indirirsen yani tanımadığın bir siteden indirirsen kaynağından. Abi hiç abone olan oldu mu diyor Eren. Yok Eren de abonelik açılmamış bizde. Şey var. Şurada bit gönderebiliyorsunuz. Çiğir yapıyorsunuz. Böyle öyle şeyler gelmiş. İşte sadakat puanları gelmiş. Böyle garip garip şeyler. Daha yeni. <laughs> Onu açmamız için 75 izleyiciyi geçmemiz gerekecekmiş aboneliği yani. <laughs> KMS Pico ne? MS Pico bir tıkta bütün Windows'u ondan sonra Office programlarının tamamını şu hale getiren yazılım. Server server'ı değiştiriyor şey olarak. Ee, key sorma server'ını değiştiriyor sunucusunu. Böylelikle <laughs> Abonelik açıldı mı? Nerede açıldı? Ben bilmiyorum. abone olan olunuyor mu? Olunmuyor mu? Hiç önemli değil yani. Gözüksen olacak. Parası çok olan olsun. Parası olmayanlar olmasın. Abi biraz fazla soru sordum ama şunu özelleştirip 16 GB RAM 512 SSD yaptım. Yorumlarınızın e, iş görür mü? 8K'ya denk geliyor. Bakalım. i5 eğer de düşündüğümüz gibi hızlıysa şu haliyle. 8x2 yaptın mı bunu? 16 yapmış. 512. Hangi 512 yaptın? Ee, o çok iyi. Samsung bak bunu da yeni yaptılar değil mi? Yeni Samsung geldi. Vay be. Güzel. Bu iyi. 18 çarpı yapıyorsun aynen. İkinci port boş kalabilir. Çok önemli değil. 1 terabayt bu opsiyonel. Bunu ileride alabilirsin. Lidosu geç tamam. Başka da böyle... an bir şey yok. Bu cihaz şu haliyle küçük ama etkili duruyor yani. Eğer pil giderleri falan da düştüyse. Şu üzerinde ışıklı olan kasa. Eskiden de var mıydı ya şu? Aa ben hiç görmemişim bunu bak şunu. Hiç bu cihazdan görmedim ben. Discord attım demiş. Bakayım. Ha, aynen abone ol gelmiş. Ücretli abonelikler. <laughs> Aylık 5 dolar olan var mı? a 5li de internetten alsak bir tane fiyatına diyor. Aynı çeşidi işte 2 terabayt alıyorsun ama kargodan korkuyorum. Şimdi Otku Stream şeyden bakmayı unutmayacaksın ama. Yani alırken alacağın SSD de şey olacak. PC SSD'si gibi olmayacak. Küçük olacak yani. Ona göre bak. Fiyatlar benzerdir yani. Çok fazla farkı yoktur. Yani şu 7 milim diyor ya. Aha bu 7 milim olacak yani. böyle şey gibi... Laptop için SSD bakacaksın yani. Takılır abi hiçbir sıkıntı yok ya. Kargoda falan bir şey olmaz. Ben ben de şey aldım. 1 terabayt Samsung SSD aldım. Şundan aldım ben de. Ama Evo Pro aldım ben. Bu değildi yani. <laughs> abi ben bugün aradım sordum. Eski abralar, yeni 20 Nisan'da gelecekmiş ama hepsi burada kutaktan özelleştirme yapmıyor. Kargolup direkt monster servise göndersek RAM takarlar mı? Anında takarlar. Hemen anında. Ulan kursat Selamünaleyküm abim. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor dostum. Ya İlker delisi gelmiş. İlker delisi. Mehmet abi gel. Trol ya. Dur ne, ne yapıyor? Troll. Kardeşim yayınımı trollemesene. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> geçti. Mehmet. Eyvallah abi. Gidiyorum ben yukarı o zaman. Komutanım saygılar. <laughs> tamam subay gazını sorasın. Çıkıyorum gidiyorum ben be. Çay isteyen var mı? Komutanım çay getireyim <laughs> mi? Emre <laughs> kapatın. Allah'ın delileri gece gündüz oynanıyorlar ya. Tabi internette ucuz uygun fiyatı bulacaksınız. internetten alacaksınız tabi. En güzeli o. Kılıç nasıl oluyor? Kılıç şey için Moderatörler için o. Moderatörlerde var bir de şey seviye atladıkça geliyor. Bu üyelere geliyor. O kılıçları sonra herkese eklerim ben. Rahat olun. İnce hesaptan alışverişin oldu bir sistem aldım driver kurulumunla yapılır mı? Abi artık Windows kendisi kuruyor ki driver'ı. Yani sadece özel monster sürücü haricinde her şeyi kendin kuruyorsun yani hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Abi atış geliyor mu dedi. Ya gelmedi şöyle gelmedi. Bir arkadaşın işi çıktı bir de yarın bir arkadaşımız izinliymiş. O yüzden ee, cuma günü gideceğiz yani yarın gideceğiz. Gelir yarın gelir yani. Bir dakika ne diyor? Abi seneye fiyatlar düşer mi sence lütfen tahmin. Seneye mi? Abi seneye bir çıkabilsek 2020 bitiremeyeceğiz ki biz. Her gün yeni bela. Seneye fiyatlar düşecek haliyle. Çünkü ne olacak? Daha yeni seriler gelecek. Daha çok satılacak. Böylelikle şey olacak haliyle. Yani indirimler gelecek. Ama yükselmesi de çok. Yani geçen sene bu cihazlar ne kadar ucuzdu? Şuna benzer seriler. Eski serilerden bahsediyorum. Bin lira attı yani en az kafadan. Gölge X demiş ki Reis 17 işte 15 için çok farkını görmüyorum. Sende çok mu? Valla şu bizim videoya bakarsan yanında böyle oyuncak bebek gibi kalıyor ya. 17 için yanında. Şu bak T5.1'i benim amatör bir açılış videom vardır. Şu videoda bütün şey var ha. Kurulum videosu da var. Nerede o? Şu video. Bunda Oyun kendimi duymak ne kadar kötü. T7 bu kez. Bak şimdi ikisini yan yana koyduğum şeyler var. Direkt kurulumu da yaptım burada. Notlarını da verdim. Sen oyunlar için bir 500 USB'sini de anlattım içeriğini. Ve yan yana koymuştum. Nerede? Bir yerlerde... Aha işte. 3 tane monster gençler. Yan yana. 17 inç... 17 inç 15 inç arasındaki fark. Yani 17 inç çok hayvan gibi değil. 15 inç de çok büyük değil yani. Yusuf seneye düşeceğine ikinci el alırsın ya. Bu cihazların çoğu ikinci ele düşüyor. Monstere gönderirsin kontrol ettirsin. Şu 17 inçler yani 15 inçlerin klavye hemen kasanın dibinde bittiği için bunlarda biraz daha boşluk var. Isınma biraz daha geniş olduğu için e, şu klavyenin üzerine plastiğe biraz ısı geliyor. Buna ısı şuralarda şu bölgede bir ısı oluyor ama siz hissetmiyorsunuz şu mekanik klavyenin tuşları şeyden yüksek. Aynı ya. Almayemesin. Ya işte kaçmıyor. Tabii ki kaçmıyor. Çünkü kalmıyor. Sebebi de şu. Bu da eskisi bakın. Eski 15 inçle yeni 10, eski 15 inç monsterlar var. A7 neydi bu? V72. Bunun da neredeyse Aynı boyda O kadar kalın çerçevesi varmış ki eskiden Baya baya aynı boyda yani, yani neredeyse. Üçü de burada. şu kampanya yapacaktı yazmışsın. Gelişme oldu mu ben almayı düşünüyorum. Valla ben sordum kampanyalar devam edecek dedi. Sıkıntı hoş geldin seyir oldu. Dostum sağ ol bir sürü yorumlara cevap vermişsin. Ben uyumuş kalmıştım. Seni ee, ödüllendiriyorum. Nerede? Seyir oğlu. Arkadaş ekle. Ondan sonra. Nerede? Bir şey vardı. Heh. Moderatör. Aferin. Artık o da moderatör. Nereye gitti? Abi ben de mail attım dur bakayım ona bir. Ay şu orası çok karışık. <laughs> mod ben yapıyorum. Nasıl olacağız hep yok <laughs> ben yapıyorum yani. Youtube'dan çok yorum yapanlara mod veriyorum. Seyiroğlu ak sabahtan beri mod yazdığı için Abi DC var mı? Var. Ünlem DC, Discord yaz gelir. Olsun en çok yorum yaptım belli olsun orada belli bir şey olsun. Abi sen kanal yeni başladın. Evet benim kanalım ben bir senelik falandır yani. Duruyordu öyle. Baya eski zamandan beri. Tabii ki geçen sene ben video atmaya başladım. bir bakarsanız. Ömür boyu erişime. Şurada. Yani geçen senenin Eylülden sonra başladım video atmaya. Öyle düşünün yani. Bu şekilde. Abi yeni monsterların uygulananı iyi mi? Hmm. Yeni monsterların uygulananı iyi mi? Şunları diyorsun. Valla iyi 5lerin yeni nesli biraz daha hızlı olduğunu tahmin ediyoruz. İyiye benziyor. Yani. Çok kötü değiller. Ama 120 Hz ekran alıyorsunuz artık. Eskiden hep 60 Hz veriyordunuz A5'te. O biraz iyi olmuş. Ee, Yusuf eyvallah kardeşim sağ olasın. İyi bir keşif olmuş senin için. <laughs> Monster'ın verdiği SSD yazma hızı nasıl? Bunun ben testini yaptım gençler. Yine bu test bizim. Benim aptal salak listeler çok karışık. Onları bir düzenleyeyim bir ara sizin için. Yok ya nereye gidiyorum? Doğru yanlış gittim. Bunların yazma hızına ben baktım. Testi var bende. Nerede var? Nerede var? Nerede var? Hmm. Burada bir yerde testleri vardı ama o eskilerin testi olmayabilir. Yani yazma hızını söylüyor zaten burada. Eskileri 500'e yakın okuyan vardı bir tane. 1200 okuyan vardı. Yenisi daha hızlı. Yeni verdikleri daha iyi. Onlar hatta şurada yazıyordu. Özelleştirdiğinizde hepsinin okuma yazma hızlarını görüyorsunuz şurada aşağıda. Nerede onlar? Gördüğünüz gibi hepsi burada yazıyor bakın. 2500'e 1000. Bu 256'lık Samsung'dan giriş seviyesi. 2500'e 1000 de baya iyi yani. Öyle langır langır da şeydi değil. Yani şununla şunun arasındaki 100 liraya değer mi? Ama değer. Yani bu da 3500'e 2200 çok iyi bir değer. Yazması özellikle. Okuması 2000 olması çok iyi oluyor Windows'ta bilginiz olsun. Valla kafam karıştı abi iyice. Şu karantina sürecinde PC almak dezavantaj mı yoksa değişen bir şey olmaz. Değişen bir şey oldu. Olan da şu oldu. Her yere zam geldi. Haşırt haşırt zam geldi. Virüsten sonra doların değeri kalmayacak. TL kalkacak o sistemler. Sana 500 lira gelecek. Woohoo! Buna yuhu derdim ama amin hakikaten yani. Keşke olsa ya. ya. Bütün dünyada dolar düşüp bizde yükselir mi? Böyle bir şey var mı ya? Yükseliyor ama yani. RTX Super gelirse kaç olur? Güzel soru. En az ben bilmiyorum en az şu 2070'lere var ya 2000 lira falan itelerler yani. Şöyle bir bakayım. Şu 2070 13.000'den başlıyor 15'ten aşağı. Aynen. 17-18 demiş. Ben hadi ben biraz daha şey yapıyorum. İyimser ee, iyimser davranıyorum. 15 diyorum yani. Okavinskaya'nın selam. Abi 17-18 çok olur ya. Gelirse de nasıl alacak millet yani. Abi laptop almak mantıklı mı yoksa beklemeliyiz. Geç mi kaldı? Yok yayına geç kalmadı Kalinski. Süperi gelecek. Süperi de ya süperi bunun bir tık altı gibi görünüyor ama değil yani. Süperi de aynı şekilde daha ince olduğu için bence süper almayacaklar gibi duruyor. Bilmiyorum süper ekran kartları gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Sadece yenilenmişi gelebilir 2070. Yani re refurbished yazabilirler. Süper ince olanları ya. ince ama gene güçlü onlar da yani. Yeni seriyle A5 için yazın beklersen aynı. Biraz daha indirim gelir. Artı eksik 2070'e 32 RAM şart mı? Şarta yakın ya. Çift 16 iyi oluyor yani. Ama çift 8'de de çok güzel performans veriyor. Bugünkü o test videosu size attım yukarıda. O Kavinsk sen geç kaldın çete de. Bir video var. Çift 8 kullanmış. Gayet de iyi performans veriyor. HP Omen geldi bir tane daha. Eski i7'lerden 16 RAM'li 1 terabyte 250'e tamam Artı x Ayet hoş. Bunun 15 inçliği kaçtı? 8 kusurdu. 17 inçliği de 11 kusur. Vallahi iyi fiyat olarak. Bir de şu menteşeyden çok korkuyorum falan demişler. Bence korkulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum yani. Sağlamdır bu Omen'in şey, menteşesi. O kadar kötü yapacak halleri yok herhalde ya. Şuraya, bakın çift bağlantı koymuş. Aynı şey yani artı RTX 2070 alırsan aynen onunla Metro X Ulus girer <laughs> Warzone gelirsin canım Warzone takımını adam bekliyoruz yani Ünlem Discord atın bakayım Discord'a adam gelsin Discord'da takımlarımız mevcut Abi videoda Windows yüklüyordun Bir program vardı Windows'u orijinalleştiriyordu yukarıda linkini verdim ee, Yukarıda linkini verdim gençler İndireceğiniz yerin linkini verdim. KMS Pico aynen. Linki de yukarıda. Şifresi 2016 verdim. Molvey gelmiş. Hoş geldin. Molviyev. Molviyev nasıl okunuyor? Buna da bakar mısın abi? Bakalım. Hop hop hop. Doğru bir dakika. Nereye gidiyorsun? Şu Bunda ne var? Oo bu çok pahalı ya niye bu kadar pahalı? 17 inç olduğu için. Onu alacağına şu Omen'i al bari ya. 1000 lira daha var. 2060 al yani. Gerçi daha fazla mı fark oluyor? Bir dakika bakayım. Hmm, hmm. Bu da iyi aslında ya. Ben bir 2060 deneyin derim ya. 1660 Ti'ye kadar çıktıysanız 2060 deneyim derdim yani. Molvili diye okunuyormuş güzel. Arada bekleriz DC'ye dostum. Abi öyle at gibi artı eksi gibi kasa toplasak kaç tutuyor. Ben bunu düşündüm bir ara. Ee, ama ben tabii beklentilerim çok yüksek olduğu için biraz abarttım işlemcisini falan. Artı eksi gibi 80 kasa dedim hatta. Ee, şöyle bir baktım. Güzel para tutuyor. <laughs> o yüzden vazgeçtim sonradan. Yani ben öyle düşük bir şey alamam. Mesela i7 falan almam gerekiyor. Ya da Ryzen 7'ye geçme. En az onu almam gerekir iyi 9'dan önce aşağı kullanmam falan kasada demiştim. Böyle olunca baya çok tuttu yani. Bana en az 10 bini geçtiydi bu. Yani şu haliyle bak ne kadar bu. 16 bin lira şu haliyle. Öh yani. Öh. <laughs> öh yani. Valla ucuzdu bunlar. <laughs> Kasalar çok ucuz, çok ucuz diyenler kim? <laughs> Abi bana 17.3 inç on 14K Max. Eski seriler var abi 14K ya şu. Şu gibi seriler var. Bakın şurada şunun kasayla bunun kasa değişik hatta. Bunlar daha iri kasalar. Bundaki i7 daha güçlü i7. Şu. Bunu şeye satıştaydı bunlar. Bunu şeyden yaparsın. Ee, ne derler? Hepsi burada verirlerse bundan alınabilir 2070 Ama 7 serilerini beklemen lazım. Lütfü Yusuf ekip Selam kardeşim hoş geldin <laughs> Dolar iki iki buçuk olunca iki bin altmış alırım diyor olur Asus ROG G731GV bakar mısın diyor hmm. Neredeymiş o nerede neredeydi Hop hop Kimden o kasa ucuz diyen yani? Güzel yorum bu Valla kasa ucuz diyorlar. Yalan ya. İstiyorlar ki i3 işlemci alalım ondan sonra kullanalım. Vatan Bu ne lan bin? Üy, vatan ne yaptın dostum sen? Millet bu paraya araba biniyor ya. Hepsi burada da yok mu? Şu var. Bunlar da satışta değil. Vatanda satılıyor da çok para ya. Bu niye bu kadar böyle pahalı? Abo. Bunu alacağına 15'e şey alırız ya. Yeni 2070'lerden 2080 yenisinden alasın Monster'ın. Geç. Abi sence bu alınır mı? Oyun ve yazılım için kullanacağım. Demiş kardeşimiz nerede? Dilibo. Oyun yazılım. Abi alınır. Güzel cihaz. Bir terabayt da şey var. Yeter. Bunun var ya şu şeyini kaldır. Windows Home'unu kaldır gitsin. Şunu 500'lük yap. Hatta yeni 500'lükler gelirse buna çok iyi olur. Süper olur. 60 Hz idare eder ne yapacak ya? Yani çünkü 10 bini geçiyor şey olduğu zaman. 120 Hz olduğu zaman. Dediğim gibi 60 Hz bu ekran. <laughs> Biri reklam yapmış orada. Vatan <laughs> tatatadan Of. Nasıl bu yüzden reklamları kapatıyorum sesini. Çıkarsa televizyonda. Kafam da dönüyor ondan sonra böyle. Vatandaki boş hepsi burada da 18.700'de. İyiymiş ama vatandaki. Ama şey hepsi buradaki. Duruyor mu hala? Şeydeki. <laughs> 120 Hz miydi nasıl yaşıyor diyor. Ya yeni serilerde şey olacak ama hepsinde 120'den başlıyor. 60 Hz'i kaldırıyor Monster. Ee, yeni çıkanları beklesen 1660 Ti'lerin ne olur fiyatı? Ben sana buna bir 1000 lira eklederim o zaman. Abi ee, 6000 TL laptop önerir misin? Monster'lı bitti söyleyeyim <laughs> gençler. Monster'lı altı bin e laptop yok. O yüzden bunun için hepsi burada yönleniyoruz. Ve ağlamaya başlıyoruz. Hazır olun. Eski Monster'lar vardı 6000 civarında. <laughs> Ryzen 7'li bir tane alabilirsin ya. i7'ler çok pahalı gelir ama Ryzen 7'li bir şey alabilirsin. <laughs> Aynen hepsi, hepsi burada bitirmişler gençler. Şu Nvidia 1050 Bunlar mesela uygun fiyatlı oluyor. Ee, ondan sonra biz 1650 var şu 1650 1650 bunları tavsiye ediyoruz. Şöyle şeylerden alabilirsin iyi beşli mesela. Alsa ve MSI. İşlemci biraz eski ama götürür. 1650'de 4 GB değil mi? Bu işte. İdareten dediğimiz şey bu. İdareten ama iyi bir cihaz. Abi kas, gençler kasa konusunda ben epeydir kasa falan toplamadım. Onu toplamayı konusunda uzman olan bir arkadaş linklesin bize. Yani RTX 2060'da düşük işlemcili Ryzen serili bir tane orta karar bir kasa toplanır ama. Yani. bin Party 7660 şey alacağım. HP Omen RTX 2060 alırım daha iyi. Mantıklı. Ama HP Omen 17 inç miydi o? Orada şey olabilir ha. HP Omen de 17 inçse o alınabilir aynı. Yani 2060'da artık bu HP eski seride kampanyalarda ee, alınabilir yani bence de. 1080 Ti vs 2070 izler misin diyor. Seyir ol bu mobi, şeyde mi laptoplarda mı kasada mı? Bir de 9000 TL monster hangi sanılır abi? Yeni seriler gelecek onun bir giriş fiyatlarına bakalım ona göre. Yani şu an için 9000 TL şunlardan alabiliyorsun. Şu arkadaşlar var. Ee, A7'leri var pardon şu. Şunları iyi 9000 TL'ye. 17 inç 1650'lik giriş seviyesi cihazları yeni işlemcilerle veriyorsunuz. 9000 lira gençler. Farkı ne oluyor tabi? İşlemci hızı, RAM hızı yüksek oluyor. Ekranda 120 Hz oluyor. Budur farkı. 144 bunun 120 bu da. Bir eski Abra'dan i7'sini alacağım. 650. İşini görür. Hocam. Aynen. Yazılım kodlama, edit oyun işini görür. Ya yani Çok Üst düzey olmaz ama. Abi ben bence hiç sıkıntıya girmeyeyim. Direkt 608 monster alayım. Bırak o da olur. Yani seçenekler arasında boğulmaktansa. Bir dakika link geldi bir tane. HP man. Ha şu o komiksi nerede o? Bu değil bu pahalı olan. Bir de düşüyor vardı bunun. Şu. Ya bu şeymiş. Kaça toplamışlar bunu? 6.700. Ne var bunda? Ee, güzel. Ryzen 5 var işte. Eski nesil Ryzen'lar var. Ya işte kasa da bu Ryzen'la çok herhalde fark ettirmiyormuş. Çünkü çok güçlü olduğu için şu namussuz ekran kartı. Baya baya onu topluyormuş yani. Buna testlerini yapanlar var mı acaba? Bu mu acaba onun testi? Buradan bakmak lazım. Gösterdiğim PC abi A5 de aynı abi diyor. Şu değil mi? Abra 5'in işte bu i5'lisi daha düşüyor yani. Öyle düşünün. Bir dakika. Dur YouTube göndermiş bir tane seyir olanı bir bakalım. Hop. Neymiş bu? Bunlar PC mi? MSI RTX. Yok bunların ikisi de PC ama herhalde. Ultra oyunda oynuyorsa ultra ayarlarda PC olabilir bu. Aynen boost clock falan diyor. Yo soğutucu falan var diyor bunda. Yok ya şey bu. PC bu. Masa üstü bunlar ya. Nerede da falan RTX 2070 yani bir GTX 1080 Ti zaten bundan bizde şey yok herhalde. Ben laptop epeydir görmüyorum böyle. 1080 Ti aynen daha güçlü. Olabilir yani bazı yerde. RTX 2070'in baz modeli daha az kalıyor zaten. Aynen şeyde oynuyor değil mi? 1440p'de. 2K mı oluyor artık bu? 4K mı diyorlar bunu? 2K mı? Görüntüler cam yalnız ya. Tamam dostum görüşürüz. Abi DC'ye geldiğimde şu altta 470 yazıyor. O ne çetin altında yazıyor. Nerede yazıyor 470? Göremiyorum. Bu mu? Puanlardır. Senin şey puanıdır. Mesaj yazdıkça, izledikçe puan biriktiriyorsunuz. O puanları sonra kullanıyorsunuz şeyde. Vurgulamak için falan. Odur o. Aynen SP'dir o. Sad sadakat puanı mıydı? Tulpar'ın yerin senesi ne zaman düşer demiş Deli bo. Abi düşmesi işte bazılarına 5-10 güne dediler. Bazılarına ay sonu dediler. Yakında. Yakında geliyor. Kuvvetle muhtemel. Aleykümselam selam dostum. Hoş geldin. Abi Excalibur alınır mı? Alınır. Paran çok fazla değilse alınır yani. 1080 Ti eski oyunları daha iyi abi diyor. Asalardaki kartlar iyi zaten ya. Onlarda sıkıntı yok ki. Masa üstü yani. İşte o yüzden ben diyorum ya yani ee, monitör 144 Hz masam bir tık üstü mü? Yani yeni süper ekran kartları gelirse 144 Hz'nin üstüne çıkabilirsiniz. Ama gelmezse 144 iyidir yani. Abi moderatör nasıl oluyor? <laughs> Bak bir de vurgulamış. Ben yapıyorum moderatör Yorumları yazmaya devam et. O zaman moderatör yaparım. Salı günü aramıştı. önümüzdeki hafta gelecek demişti. Tulpa için. Aynen. Ay sonra dediği için haftaya gelecek yani. Haftaya o listeyi güncelleyecekler gençler. Yeni gelecek. Şimdi bir bakalım. Link geldi. Burak ne göndermiş. Ben masaüstü toplamayacağım bu sene. Ben şehir, ülke şehir değiştirmem lazım. Ondan sonra toplayacağım. Yeni eve geçtiğimde toplayacağım yani. Yeni 7'li Biz bunlara baktık ya. 1650'li gayet iyi cihazlar dedik ama yani çok bunu eleştiren de olmadı. Sadece çıkışları çok az demiştik galiba. Yani fan sistemi tek çıkış mı görünüyordu? İki çıkış mı ne görünüyordu? Biraz çekinmiştik ama ucuz fiyat olarak uygun. Mehmet abi her gün yayınlardayım ya. <laughs> Hoş geldin dostum abi. videon yok ya senin YouTube'da benim. Eyvallah ya. Hepsini beğenmişim abi ya. Cansın kardeşim. olmayacağım mı daha ben ya? Vurguladım bir de oraya. <laughs> Vurgunu gördüm. Vurgu, her vurgular modülatör yapmıyoruz. Ya bu yorumlara devam et. Youtube'da oradan devam edeceğiz. Allah Allah, Şişt, eyvallah kardeşim sağ olasın. 512, 1660 Ti. Bu da güzel cihaz. HP Pavilion. Bu 17 inç olanı. Bunun bir de ucuz olanı vardı. Ben bu pavilionları beğendim ya. Bir cihaz olarak beğendim de. D'si var işte. Paraya gelsene. Of. Ama güçlü. 1660 Ti güçlü ya. Abi MTA'yı biliyor musunuz? MTA neydi? O neymiş? 60 Hz mi o pavilyonlar? Hadi ya. Yüceğiz 60 Hz mi? Yok artık. Abi 10.000 lira para veriyoruz. 60 Hz olur mu ya? Etmeyin gözünü seveyim. Ekran 17 inç. IPS. Yenilem hızı yazmıyor. Uyuzlar yenilem hızı da yazmamışlar. 60 Hz olmaz ya. Bir tık iyi olsa iyi olurdu ya. Arkadaş 7.1.10'da aşağıya düzgün PC yok artık onun yerine masaüstü toplayın imkanınız varsa demiş şehir oğlum. mantıklı. Ağustos gibi masaüstü toplayacağım vatanla mı toplasam internetten mi? indirim olur mu Ağustos ayında? Yazı olur ya şu piyasa bir açılırsa millet yüklenecektir. Ve yüklenecekler yani. Soğutma ısıtma nasıl bunlarda bilmiyorum ki çıkışı az geldi bana. Eğer dört çıkış değilse biraz sıkıntı çıkarır. Arkada çıkış koymamışlar gibi. Yani şuradaki şeyden bakınca yani yanda burada da yok. Tek çıkış var ya bildiğin. Çok ilgincime gitmişti zaten. İlk, i̇lk, ilk, onu görmüştük biz yani. Arkada yok. Sadece bir tarafta yanda var demiştik. Sıkıntı olabilir. Ekranı kötü diyor gençlerde. He sen Andres'in multiplayer'i. Onu çok oynadılar. Çok millet döktürüyor Allah'ım yarabbim. Ben oynamam öyle şey. Roll mol yapıyorlar Allah'ım, tövbeler olsun. Ha biliyorum biliyorum. Tahmini kaç FPS e verir? Vallahi bilmiyorum hiç oynamadım. Bir ara gireyim bir bakayım. GTA 5'te 100 FPS veren GTA 7'e sen düşünüyor. Lan alır yani aynen. Abi işlemci yüksek olmasıyla ekran kartını yetecek kadar ekran kartını üst düzey alsa oyunlar için daha mantıklı değil mi? Bu fikir şeyde daha iyi. kasalarda daha iyi. Laptopta da öyle olmuyor. İşlemci darboğazda kalıp gücü yetmediği için paylaşımı kullanıyorlar. Yani bunlarda boost teknolojisi var. O teknolojiye göre ayar çekiyorsunuz. Olay orada yani. Orada değişiyor. 144 Hz 4 çıkışlı RTX 2060. Bakalım. Nerede? Bulduk bir tane. Bu mu iyi ekran? Ha. Ha bak işte. Bu en azından hem kaba duruyor hem de çıkışları var bol bol. İşte bu ya. Böyle bir cihaza para verdiniz Şöyle bir şey olsun ki coştursun biraz. Fiyat olarak da iyi. Diğerine 10.500 müydü diğeri şu? Nerede? 10.300. Farkı verilirse bu da güzel cihaz. Yayında bir kasa mı toplasak? 8.000-10.000 TL arası. Onu benim araştırmam lazım. Ben öyle bilmediğim işi çok çabuk gir, giren bir adam değilim. Sevmiyorum yani. Kasa toplamayı da sevmiyorum çünkü aldır, aldırır Ben epeydir kasa alasım var. Bana öyle şey yaptırmayın. Almayacağım. Dur bozuldu sayfa. Ne oldu? Böyle bir sayfamız yok. Ne demek yok? Allah Allah. Arkada falan var mıymış HP'de? Dur şuradan şurasını yazsam gelir o. Hop. Ara. Geldi. De, oradaki resimlerde göremedim. Ha çift. Ama o cihazda bu aynı değildi. Bu başkaydı sanki. O başkaydı sanki ya. Onun sadece şu vardı bir tane çıkışı. Bu ayrı bir cihaz gibi. Bu 1650'lik olan hem de. Hmm. Abi Ryzen 5 var bunda. Gözün, gözün yani. Valla çalıştırmaz bu. Çok düşük FPS e verir Ryzen. Ryzen 7 bile ne kadar fark ediyor. Geçen ben size video çekmiştim. Ryzen 7 ile i7'nin arasındaki iş şey FPS e farkı mı? Aynı kasa değil bu. Benzer görünüyor ama değil. Evet, Ryze, laptopta Ryzen 7'nin altına pek düşmemeye gayret edin. Çok sıkışıyorsanız düşün ama yani. Yapacak bir şey de yok abi. Şimdi ona düşmeyin buna düşmeyin diye diye 10.000 bin liraya geçiyor her cihaz. Bakalım başı bir şey göndermiş. Başo. Abi bu da 8 GB 1 TB HDD verdiğinde 8350 oluyor. Bu fiyatı alabileceğim ben bakıyorum. Bu mudur sence? Yes. Aynen. i7'nin yeni serisi. i5 yerine i7 düşünmüş olman daha iyi olur bence. Yeni refresh kart. 120 Hz. Valla bence güzel ya. Çok. 10 binlik cihaz alırsan. Ya 1660 Ti'li bir cihaz denk getirirsen. Baya götürür. 4-5 sene çok rahat götürür. Daha sonra da giriş seviyesi, oyunların giriş seviyesi halini oynamaya başlar. <laughs> Seyiroğlu şey diyor. Bunu 1650 Ti'leri var ya onlardan al. Eklentileri sonra yap diyor. <laughs> Şu. Buna ekleyeceksin. Buna bir terabaşı şey eklemesen daha iyi olmaz mı? Ama bir dakika o hangisiydi? Abra A5 B15. 6'ydı. Şunu aynen bu sanki bundan bir tık daha iyi gibi ya. Şu. Ama i5 var burada bir dakika. Onunla da i7'li var. İşlemciyle kart farkı. Hangisini tercih ederdiniz siz olsanız? i7'li olanı o bu. Direkt 8000 lira şu. Buna bir tane şey ekleyeceksin. RAM ve e, bunu 500 GB'a çıkarıp bunu almayı dene. Buna bir RAM eklenince ne oluyor? Özelleştir. Ee, 8x2 bir dur lan. 8x2 yap. Şurayı da 500 yap. Öf 9000 oldu. Orta orta karara geç. 8500 oldu. Heh, şöyle biraz daha iyi. Ama şey takarsan Barakuda. Kaç para lan bu Barakuda? 419 mu? Abo. Wow. Dışarıda bunun daha uygunu var mı? Dışarıda bunun daha günü varsa onu alın bari dışarıda. Bu cihaz, ah şu bunun kasasına bakıyorduk. Yok bu dört çıkış. Biz bunu beğendik zaten ya. demiş onu? Kaç yıl idare eder? Ee, dostum bu ne kadar idare eder? Akciğer. 2060'lı haliyle. bayağı gider bu ya. 3-4 sene daha gözünü kırpmadan oyun oynayabilirsin bundan. Değil mi yani 7'yi veriyorsam 500 daha ver mantıklı olabilir. 1650'ler 2-3 sene götürür mü? Götürür ya. Zaten düşük oyunlar falan oynadığı sürece 5-10 yılda götürür yani. Nereye götürmeyecek? Yeter ki temiz kullanın yani. Arada da bir, bir senede bir iki senede bir temizliğine gönderin şeye monstra. Götürür ya. O kadar da kötü cihaz değil ya. 1650 de kötü değil. 1650 şu an en giriş seviyesi olarak almanız gereken tavsiye ettiğimiz. 1650 Ti'ler bir tık üstü. 1660 Ti'ler de e, T7'lerdeki en iyisi yani. En büyük ekranlı hem şeyler. HDD 390 falan. Orada da 400 kusur yani çok büyük fark yok. Bu monsterlarda kaç tane SSD RAM yuvası var? vurgulayın bir vurgulayayım da görsün diyor. He ee, bir dakika. Ha bir de vurgulama öğrendiniz ya. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi bu her seri de aynı olmuyor bu yuvalar. Mesela bazılarına çift yuva üstüne şey var. Bunu şuradan görebiliyorsunuz. Yani portları burada yazıyor zaten. Şu port var. Burası boş. Burası boş. Şurada bakın. 3 port genelde. Bir port M.2 SSD. ikincisi bu yan yana. Hatta benim bu cihazda şey fana çok yakın kalıyor ekran kartına. Hiç takmak istemedim. O yüzden bir tarafına taktım. iki nolya taktım hep. Bu iki buçuk da şey zaten. Bizim hard disk taktığımız yer. Az önceki Omen senin bilgisayara denk mi? Tabi tabi. Aşağı yukarı derken şimdi bende de aynı işlemci var. Bende de 32 RAM var. Bende de 1 TB hard disk var. 1 TB de SSD var M2. Bunda 256 var. E, ee, RTX 2066 da bende var. Aynı 144 TL. Yani neredeyse aynı zaten. Ben de zaten 10.800 emin almıştım o zamanlar. Eklentileriyle ya ek hali, haliyle. 32 sonradan aldım ben. 16 ekremi. Bence iyi şu haliyle. 2 SSD takma yeri bir SSD bir çeşit takmak daha iyi. Yok iki de takılabilir. İki tane bir terabayt yapıştırırsın taş gibi olur yani. Ama biz o normal yavaş SSD'de de ya videoyu resimli müzikli depolamak için alıyoruz. Ama şu var. Mesela şöyle Adobe Premiere Pro kullanıyorsan bunu yavaş HDD'de, HDD'de kullanmak rezillik oluyor. 10 dakikada video atıyor şey programın içine. 8-10 GB'lık video. Çok tehlikeli. O yüzden ben bir TB aldım hard bilerek. Şeyi M2'yi de bir TB aldım. Abi ben neden var? MT oynuyorum. PC 75 derece oluyor. PC kendi kendine kapanıyor. Bu PC'yi alacağım. Hangini alacaksın? 75 derece nasıl kendini kapatıyor? Biz 90 dereceyle oyun oynuyoruz ya. Allah Allah ne kadar nazik cihazlar. Bu işini görür. Deli eder oyunu ya. İçinden geçer oyunu. Al yani yeni seri çıkarsa al. Okovinski yazmış. Okovinski ne demiş? Octostream hoş geldin kardeşim. Abi laptopuna iyi bak en az yılda bir bakıma gönderir. Temiz kullanırsın. 6 yılda kullanırsın ama bir yerden sonra yeni çıkacak olan oyunlara yetmemeye başlayacak sistem normal haliyle. Ama bize gibi uzam yani bu şu fiyatlarda gitmeye devam ederse cihazlar ikinci el bile çok güzel satılır yani. Ben şu an bu artık 2060'ı 8-9'a versem havada kaparlar yani. İçinden hatta RAM'lerini bile sökebilirim hiç önemli değil. Yani en giriş haliyle deli para eder bu cihazlar. O da yükseltme şansınızı arttırıyor. Yani normalde 2-3 sene içinde çöp olacak cihazlar artık 2-3 sene içinde çöp olmuyor yani. Çünkü adamlar 5 sene önceki senin aldığın cihazın aynı şeyini satıyorlar şu an 4-5 bine. Bir de o sıkıntı. ...1660 Ti şüpheli değil o da götürür. RTX 2060 bence şüpheli. <laughs> Çok dar boğaza giriyor yeni oyunlarda ama iyi iyi. X3'ü de götürür ya. 1650 Ti de oyalar. Bayağı oyalar yani. İç temizlik beleş aynen. Onu Monster alıyorsanız temizlik bedava. Şimdi sat 9'u alacağım. Dokuzda 9, 9 dendi. Var mı lan. <laughs> 9'da satılır benim yanımda. Artı eksi 2060 haliyle. 32 remiyle satılır yani. Çok rahat. Kafadan satılır. Şimdi şey de vereyim. Bunu vurdusu kırdısı da var. Bunun belgesi var. Bir kere ekran sigortası yandı. Kaskodan yaptırdım. Biraz pahalı gösterdi. Tövbeler olsun ya. Yakında var ya bunlara ruhsat verilir ha. Telefonları çıktı ya. İkinci el ruhsatı kullanım. Ba, ba bana bunu benim hanım sattırmaz. Yani ben satarım. Ama o ele, ele el koyar. Biz de biliyoruz. evlilerde şey oluyor yani. Aktarma usulü çalışıyoruz biz. Ben sat ben bir şey alacaksam yenisi eskisi ona gidiyor. Kaç yıl gider bu abi? Bakalım Arda. Nerede? Hop. Bu çok gider ya. Bu seni gömer yani. o kadar çok gider ya. Ama dediğin gibi bunu da temiz kullanmanız lazım. Dikkat edin. Arıza vermeye müsait bunlar çünkü. Dikkat et. 16x2 takarsan mümkün değil. Kasmaz artık bu cihaz hiçbir Onda şey var şu an V7.2 var çok sinir oluyor İnce laptop istiyor O yüzden Ona şöyle bir Diğer şundan mı alsaydım acaba onu O da bunu beyazı sevmedi herhalde şöyle siyah bir şey almak lazım Bakayım Oyun da oynuyor orada şöyle bir şey almak lazım Minnak İnce laptoplara bayılıyor Kılıç O zaman bıçak olur size birer Geliyorum ya işte açalım. Geldim gençler. <laughs> bak seyir oldu bana gaz veriyor da. Senin laptopu diyor 9'a verelim. 15 e artı eksik 270 bir şey alalım sana. Ben bu saatten sonra herhalde 2070 de almam ya. Yeni çıkanlara bak bana ya. Super Max Q'dan aşağısı kurtarmaz. Bu yeni seri bir gelsin bakalım. Çok gaza gelirsem alırım yani. Ben geçen sene 2070 almadım çok pişmanım. Almak isterdim ya. Fazla mod oldu ha bu. Mod indirimi yok ama ona göre. Bak güçlendirilmiş daha ince şey, ekran kartları. Bugün bir video paylaştım bayağı sağlam. Bu oyunda pek arası yok. En fazla PUBG Mobile arada bir lazım olur. Elin altında olursun diye baktım da Apple çok övdüler uzun süre gider diye. <laughs> Kim demiş onu uzun süre gider diye ya? Cihaz abi bu. Elbet bozulacak gene. Yani. Belli bir süresi var. Yani hepsiyle aynı boyda. Apple laptopları çok pahalı ya. Al eli yüzü düzgün bir cihaz al ona. Bu deller var ince. Çok hoşuma gitti. Onlardan al. En azından biraz güçlü bir şey al. Ondan da araklar sen alıyorsun. Bana hangisi yakışıyormuş? Bana bunu mu yakıştırdınız? Benim benim arabayla kafa kafaya takas oluyor bu şu an. Direkt <laughs> böyle kafa kafaya. Bir TL falan üstüne verirler herhalde. Abo. Bu çok şey ya. Ben bunu alacaktım. Çok ağır. Kaç kilo ki bu? Dur bakayım. Bakıyoruz. Kilogram. Kaç kilogramdır bu gençler? Tahminleri alalım. Geliyor. Gelmedi. Gelmedi. Hala gelmedi. 3.9. Normal ya biz 2.9 kullanıyoruz. 82 watt pile yalnız bakar mısın? Huu. Monsterları artık yeni pilleri gelmesi lazım. Çok düşük pilleri var ya diğer serilerin. 3 tane şey koymuşlar yani yapıştırmışlar siyah. Cık cık. Gördünüz mü şu monster'ın içini? Bir ara size göstereyim. Megazord daha düşük ama performansları daha yüksek Elektri daha çok eğlenceli alıyorlarmış ee, Yeni nesil Max-Q'lar Super'lar pardon max derken Super serisi geldi Onlar da iyi ya. Yani. Bu bizim max zaten daha düşükleri aynen Birçok şirket de 2060 diye içine 2060 Max-Q koyuyor size söylemiyor Ona dikkat edin valla Aynen aynen Super'la max karıştırdım aynen biraz önce testini izlediğim Super'dı max değil Bu cihaza ne kadar zam gelir tahmini T7 1660 Ti mi bu? Aynen Bunun kartı da yenilerlerse 10.000'e 10 10.000'i bulur bu Yani 10.000'i 10 geçmemesini sağlarlar diye düşünüyorum 10.000'i 10 geçmezse bu alınır işte Abi işte uçtu gitti bak 500-600 kafadan bir geçen ay zam geldi bunlara Kafadan Kafadan zam geldi yani İki buçuk ka o da tahmin yani o da tahminlerimiz arasında. Şimdi diğerlerine ne kadar geldi? 5500'den başlarken 6000'den falan başlıyorlar şimdi. Ama işlemci düşük işlemci. i7 olanları 1600 ne fark atmış? Bu monster çok beğendim demiş. Hangisini? Arda hangini çok beğendin Arda? Arda bu. Bu beğenilmeyecek bir şey değil zaten. Ya. Bizim arkadaş aldı bundan. Kullanıyor. Hatta bir şey olmuş. Bir, bir parçası değişip geri geldi herhalde. Bir şey. Bir şeylerini bir şey yapmış ama hatırlamıyorum. O PUBG Mobile oynuyordu hatta. <gülüyor> Çok gülüyordum. PUBG Mobile bununla oynadım. Yazık diye. <laughs> Arda. İnstagram'a bakıyor. Diye. Arda taktı bunu. Ben yani ilk anda 1660 Ti yerine 2060 alıvereyim dedim. Aldım geçen sene. Bileydim bunu alırdım ben de. Yani buna benzer bir şey alırdım en azından. E, ee, bu şey de güzel ha. 16, 2x8 de iyi gidiyor bunlara. Ama yeni seriyi bir bekleyin bakalım. Belki daha ideal bir çözüm sunarlar yani. Aynen bizim arkadaş bunda şey oynuyor. Selamlar dostum hoş geldin. Epiler. Bana story eklediler çektiler sonra gün içinde alamadım. Aynen o çıktı. 1650'de FPS oyunlarını iyi oynatır mı? Valla savaş oyunlarını biraz oynatmaya çalışır. İşlemci, yeni işlemci alınırsa en azından CSGO'da falan elinizi yüzünüzü düzgün bir şekilde oynatır. Şu cihaz çok seksi diye vardı. Bakayım. Evet, evet bu, bunu ben gördüm. Ne var bunda? Sego i7. Bunda şey yok mu ya? Ekran kartı yok mu? 2060. Oha güzel cihaz ha. 2060'tı. Buna vereceğim parayı işte. Gözün kapalı. Duruşu yeter be. Şöyle bir bakayım yakından. Çıkışları da güzel ha. Bak şuraya da fan gibi bir şey koymuş adamlar. Bu ne? Vay be. Güzel şey. Kasa bak. Kasa böyle olur işte ya. Kasayı böyle yapacaksın. ince. Bunlar ben, bu, bundaki var ya. Kart şey olabilir ha. Max Q bile olabilir abi. Bak bak lazım bunun tam detayına. Çok ince serilerim ben çok şüpheleniyorum kartlarımda. İşlemci. Ana işlemci bir tık eski mi? 900 şey 9 da değil ha. Hayda. Abi doyurmayabilir o zaman bunu bu bazı yerlerde. Ben söyleyeyim yani. Ama işte adı yazıyor ya. Adını seviyorlar yani. Hep Predator 21X almak istedim diyor. Hangisini? Hemen bakalım. Neredeymiş o? Ne diyor? Burak demiş ki USB 3.0 ile 0.2'nin ne farkı var? Gençler siz onu yazın. Ben şu şeye bakacağım Predator'a. Şu önünde ekran olan değil mi? Ya ben bunu izledim. Arkadaş bu nedir ya? Tank bu tank. Acer'in değil mi o? Acer mıydı? Ben bunu açılış videosunu izledim yani. Acer Acer. Bu hayvan ya. Bu bilgisayar değil ki bu. Bunda Birinde çift ekran kartı var. Bu, bu muydu? Çift 2070 vardı. Çift şey var. Şarja değil mi? Yok yok çift şey 1080 a 1080 CL koymuş. Çift de herhalde çift bir tane şey koymuşlar. Zaten bunun var ya bir kutusu vardı. Tövbeler olsun ya. Bak şurada. Videosunu izledim ben onu YouTube'da. Bir tane çocuğa geliyordu. Bir, sakal kel miydi? Sa bu değil. Neredeydi o çocuk? Şu şu. Abi cihaza bakar mısınız? Aha böyle geliyor. Askeriye mi yolladı ya burada? Tankla geliyordur bu. Laser de bir de ezersiniz bakın. <laughs> ay ya kutuya bak ya. Dayı bunu alacaksan altında bir tane de şey olacak yani. Bu Amerikan jiplerinden falan olacak ya. Yani. Kaç paraymış bu ya? Bakar mısın çift? İki tane. Oha şu çok güzel ama. Yedek şey tuş veriyorlar gördünüz mü? Efsane ya. Sıkıntı. Çok sıkıntı ya. Yani. Çok sıkıntı bu. Dur bir tane daha video geldi ona bakalım. Ben bunu izledim oturup izlemiştim var ya. Bu super, aynen bu super maxla, super max Q işte bu. Hem super hem max Q, hem ince hem güçlü. Şu Aero. Bu da şeyin çakması olmasın ya. Aynı bu klevalardan olmasın. Çok küçük ya cihaz. Şuna bakar mısın? Böyle oyun laptop mu olur? Ya? Elinde kırılacak gibi. Vay arkadaş. <laughs> Klevo sanki değil mi bu da? <laughs> Arada haftaya gelecek acı hafta veya ondan sonra ya yani bir 10 günü var en en çok ya o da. League of Legends oynamıyor dostum? Bendeki oyunlar çok sınırlı. Yani çok öyle oyun delisi değilim. Şuradaki bendeki oyunların hepsi. Tenis var, Deep Diving Simulator. Şunu çok sevdim. Arada bunu oynuyorum. Şunu hiç denemedim. Açtım kaldı. Ring of Elysium. Bu, bak şu e, PUBG'nin alternatifidir. PUBG mobil sitesini yap, ya, mobil oyunu yapan şirket yapıyor bunu. Efsane bir oyun bu. Ama oyuncusu az olduğu için oyun bulmak çok zor. Şunu biraz oynadım. Bizden geçmiş. Şunu çok sevdim. Oynaması biraz keyifli. Ama gene de çok oynamadım. Light oynadık biz bir süre baya. Şu çok hoşuma gitti benim. Assetto Corsa. Çok güzel yarış. Bu çok zor ama çok güzel. Bunları geç. Geri git. Geri git. Ondan sonra Doom'u oynayacaktım yayında. Ee, şey olduğu için Vulkan olduğu için yayını desteklemiyor daha. Onu çözersem. Kontrol indirdim. Bu çok güzel. DLSS de bunu bitireceğim. Şunu da bayağı yarayı geçmiştim ama 5-6 video çekmiştim. Bir yerde kayboldum. <laughs> Sonra vazgeçtim oynamaktan. Benim şu an tek oynadığım oyun şu. Modern Warfare ile Warzone oynuyorum. Yeni nesil 1060 Ti'ların fiyatı ne kadar hassas 1000 1000'e yakın diyoruz ama bilmiyorum. Yeni nesil 1060 Ti'lerin fiyatına kadar artar sence? 1000 dedik ona. Arda ne demiş? Şuna bakar mısın demiş. Arda hangisi o? Diğerle farkı ne? Bunun şeyi vardır. Evet, aynen. Windows Home'u var. O home at gitsin. Şunu 500 yap. Ondan sonra al kullan. Tepe tepe. Bunu bekleyin ama bakalım. Bu ye yenisi gelsin. Troll ya yavaş. Arda da bizden. Rollemek serbest gençler. <laughs> Selam dostum. Hoş geldin. Say. Saycaks. GTA FPS test yapmadım indirmedim. Çünkü sararsa diye bitiririm durduk. Ben de başladım bitiriyorum bir de oyundan. Çok gıcık oluyor. Okavinski ne demiş? Okavinski bu ne? Ee, bunda ne var? 2080 var. Vay 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 vay. Bu iyiymiş bak. Fiyatı da iyi ya tabii Şu şu şeyi sevmedim ben ya şu tasarımı. Arkada şu boşluk bırakıyorlar ya o benim hoşuma gitmedi. 1660 Ti i7 laptop alsam Warzone düşük ayarlarda kaç yıldır eder? 5. Param muzul yenisini ihtiyacım var. Razer Mamba Elite düşünüyorum fareler de aynı, Razer gibi şeyler güzel ya çok böyle abartı şeyleri almanıza gerek yok normal bir şey alın geçin neymiş İtopya'da ne veriyorlar e tamam işte 16.000 dp ne gerek var 1000 dp oynuyoruz ya çok pahalı bence bu, bu kadar para ver vermene gerek yok daha alt serilerine alsana çok etkili diyorsan, yayında PUBG ile oynar mısın oynarız bir ara açarız D402 alıyor yani bu kadar abartı şeye gerek yok. Daha uygun fiyatlı şeylerden alın geçin ya. Rival var. Aynen ona da baktık. O da iyiydi. Projedi dün. Buna da baktık biz ya bir ara Dün muhabbeti geçti onu. Aynen şunu önerdik. bunu bir, üstü daha vardı ya. 170'lik bir şeydi. Bundan ne ara 159'a düşmüş ki. Şu muydu? Yok. Bende bu var. Şu şey kampanya olanı aldım ben. Şu. Şu tuşları falan var hiç kullanmıyorum ya. Monster'dan almayın. Aksesuar vallahi Bladis P85 öneririm. Monster'dan ben almadım aksesuar. Ben hepsini Logitech yapmak istediğim için. Monster kullanmıyorum zaten. Bugün almış G102 bir tanesi. Selim almış kardeşim. Bladis P85 hangisi? şurada var. O oh, koçum bu ne böyle? Oo sertmiş ha. Yanlara bak şu yan tuş koyanlar da hoşuma gidiyor. Bazıları çok kullanıyor bunu ben sevmiyorum. Ben bu kadar büyük bazı kullanmam ya. Sanki bana çok büyükmüş gibi geliyor bunlar. Yani ele oturuyorsa iyi de şu uçları dışarıda olması belki daha iyi olabilir. Bilemeyeceğim. Şu merak edersen Discord'dan atabilirim abi gösterebilirsin arkadaşlar. Tamamdır olsun bir ara gösterirsin tutuş kısmına. elimle ne indirim gelmiş. Şey mi o Logitech'ler mi? La daha dün baktık işte şeydi. Bu Logitech'ler 170 falandı geçen videoda ya. Vallahi bir <laughs> şey aldık da mouse kaldı demiş. Olsun hazır olacaksın her şeye. Ya alırsan. 150 TL oyuncu mouse oynar 7 artı bir e ol. Ney? Hmm. <laughs> Şu iyidir. 7 artı bir tuşlu istiyorsun herhalde sen. 7 artı bir de şöyle mi? Şöyle bir tuşlu bir şey istiyorsan bu var ama e, bakayım fiyat olarak 150. Bu 150'yi geçiyor işte. Ama seviyorum ben bunu. Ben bu cihazı al, memnunum yani aldığımda. Beri kullanıyorum bayağıdır. 7 artı bir o fiyata kulaklık bulamayız acıya. Var mı öyle ucuz kulaklıklar? Surround kulaklık var mı ki? İşte elim büyükse aynı. Küçük mouse da olmayabilir. Dediğiniz de mantıklı yani. O, onu da katılıyorum. Evet son sorularınızı alalım gençler. Saat kaça geliyor? 9'a geliyor. 10, 20 dakika var. Bir buçuk saatte bitirelim sohbeti. Sonra yeni bölümlerde devam ederiz. Çünkü daha yeni seriler gelsin. Ondan sonra daha çok konuşacağız. Ben orada test videolarına bakacağım. Çünkü daha onların hepsine bakamadım. Bir de bu şeyi kaçıran oldu mu? Yani bu, bu üf, Intel Extreme Utility iş, işini kaçıran oldu mu? Herkes öğrendi değil mi bunu? Nasıl eksi 100 volt vereceğinizi öğrendiniz mi gençler? Bunun test videosunu yapacağım. Postok. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Ne haber ya? Kral. Eksi yüzde şu an. Gayet iyi gidiyor. Eksi yüzde şu şey termal throttling çalışmadığı için çok az ses yapıyor. Ha. Burada Monster aldığınızda şunu indiriyorsunuz. Intel Extreme Tuning Utility'yi. İndirdikten sonra e, burada bakın stres test var. CPU stres testini şöyle bir 5 dakikalık yapın. Sıcaklığı kendiniz göreceksiniz. Şuradaki 70, 80, 90. Biz geçen yaptık hatta. E, tekrar sizin için deneyin bakın. Bunu 0 volt alıyoruz. Sizin için yine test yapacağım. Bunu yaparken şunu kapatacağız ama yani şuradaki turbo mod açıksa bunu kapatın yoksa cihaz ısınamıyor bile yani ısınamadığı için testi yapamıyorsunuz. Şimdi tüm kontrollerde bu sıfır yaptığınızda şu core voltajı Stres test yapıyorsunuz Bunu 5 dakika bunu normalde 30 dakika test yapıyorlar ben sizin için kısa test tutacağım Şurada bakın değerleri görüyorsunuz ee, Şurada Thermal Throttling açıldı Bu ne demek fanlar gümbür gümbür çalışmaya başlayacak demek Sıcaklığı görüyorsunuz 95 derece şurada gösteriyor. Thermal throttling işte bunun şey olması yani. artık sesin yükseldiği yerler bunlar. Bu sıcaklığı böyle düşüreceksiniz monsterda. Bakın şimdi bu hep 95-96 dereceler gezecek böyle bu teste. önemli olan da şu max core frekansı var ya 3.80'e 3.59. Bu frekansı hep bu seviyelerde kalacak. Bunun altına düşürmememiz lazım. Elektriği ne kadar az verirseniz bu o kadar düşecektir ve PC'de takılmaya yol açacaktır. Biz onu istemiyoruz. Yani şu core frekansı aynı hizada kalacak. Çok bozulmayacak şu frekans tamam mı? Bunun bozulmayacak şekilde eksi 50 ile eksi 150 arası bir değer verebiliyorsunuz. Ama eksi 100 ideal. <laughs> Bunu ben geçen de yapmıştım sizin için. Durun bir gelsin bakalım bitsin. 93 derece 92 derece. Bu işte thermal throttling çalışmasının sebebi aşırı yük biniyor. Hatta bakın yanında şeyde çalışıyor. Power limit throttling var. Bu da güç sınırındaki o aşırı şey gazını veriyor. Ee, sesi veriyor yani. Otku işte o senin kaçırdığın yer burası hocam. Bak şimdi paket... Yani package Temperature dediği şeye bak 94 derece şu an yükleniyoruz şeye, işlemciye frekanslarımız bu frekans düzeyi şurada görünüyor bakın turuncuda cihaz 97 dereceye kadar çıktı 95 96 takılıyor buralarda yani bu testi 3 dakikada yapsanız yarım saatte yapsanız bu sıcaklıkta gider bu bu da ne demek Bir ee, saat boyunca yüksek oyun oynarsanız bu frekans değeri düşmeye başlayacak demek bu da cihazın takılmasına sebep oluyor niye düşmüyor dediği şey turbo fan açık değil şu an Turbo fan açık olsa bunu mesela 85, 87, 95 diye böyle yukarı aşağı yapar. Biz onu kapattık. Amacımız şu. Oyun oynarken bunu açmasak da ısınmadan nasıl olacak yani? Cigars niye düşmüyor? Çünkü düşük seviye versek de bunlar ekstra gücünü vermediğimiz için cigars aynı seviyede kalıyor. Ya yani şöyle düşün. Ekstra turbo açılmasını istemiyoruz biz yani. Yine aynı gücü verir. Bu overclocking var ya bu cihazlar zaten overclocking olarak geldiği için böyle. O Kavins abi senin muhabbeti niye sarıyor? Her gün aynı şeylere bakıp yorumluyoruz. Valla benzer şeyleri yorumluyoruz her gün. Yeni şeyler gelince de yenileri yorumluyoruz abi. Arda her zaman turboda kullan. Sıkıntı olmaz. Yani hatta hep turboda kullan oyundaysa. Valla ben de muhabbetten <laughs> ne diyor? Geliyorum diyor. Sistemi alınca da geleceğim. Gel kardeşim eyvallah sağ olsun. Tespih bitsin. Şuna bakın 95 derece, 90 derece gibi. Şurada zaten derece değerlerini görüyorsunuz. Bunu daha da büyütebilirim aslında. Hadi bakayım. Aynen. Derecelerin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu eksi 100 verirsen tamam kılıç vereceğim. 80 dereceye geçmezdi, geçiyor gene de zorlarsan. Daha da düşürülebilir. Mouse'u göndermiş şey Discord'dan bir bakalım. Nerede bizim Discord? Hop. Minnak mouse gelmiş. Oley. Bu işte indirimli olan değil mi? 170'ti geçen videoda. Şimdi 159 mu öyle bir şeymiş. Güzel duruyor be. Ana hakikaten küçük ha. Senin elde küçükmüş dostum. Millet diyor ki kürek var bende. <laughs> Güzel bunu oyun oynanır ama. Ya şu kişi kablolu. Olmuyor be. Şu testimiz bitsin. Abi selamlar. Videonu izliyordum. Yayında olduğunu görünce gelip sormak istedim. Abra A5 beklerken 1660 t 16 GB. 6000 alırım derken şimdi gelen bilgisayara benim yüzde açıkçası. Sence nasıllar? 8K bütçeyi ne önerirsin? Bir de Monster Ardım. Bana gelecek modellere yeni nesil koyacaklarını söylediler. Demek ki eski PC'ler gelmeyecek o fiyata. <laughs> Postok varmış bakın. iki şeyden biri. Postok da hayvan gibi oylar yani. PUBG Lite sevenler postluğa yönelsin. Hayvan gibi oynar. Kimdi de? en son 10 bin gün müydü? Onu <laughs> gitti 100 bin gün müydü? Uzaktan onu vurmuştu. Hayır misin? Sınavdan 90 mı oldu? Oo. O zaman müzeci mi oldun? Aşkım müze mi evet. Doğal afetten mi? Kızım gerçi doğal afet çok oluyor biz o da Postok'u takip edin gençler mutlaka. Postok 10 k days midir nedir? Uzaktan bir yapıştırdı. Çocuk yayında. Ulan hıllacı herhalde bu falan dedi. <laughs> Efsaneydi o ya. Test bitiyor gençler. 95-96 gördüğünüz gibi sıcaklık bu. Şimdi monster e, monster alanlar için söylüyorum. Bunu şu all control advanced Tuning'e giriyorsunuz. All controls'da şurada bir core voltage offset var. Sadece bunu ayarlayacaksınız. Diğerlerine karışmayın hiçbirine. Onlar full otomatik ayarlar. Bunları kapatıp açmanın bir mantığı yok bizim için. Şimdi buradaki değeri e, şuradaki gigahertz aynı bırakacak şekilde eksi 100 veriyorsunuz. Bu. Eksi 50 ile başlayabilirsiniz. Sorun yok. Bunu makine zorlanasa kadar ve takılasa kadar deneyebilirsiniz. Şimdi buradaki 388'i aynı bu şu şeye erişmemiz lazım bizim. Bunun altına düşmemek gerekiyor. Çünkü daha da gücünü kısarsak daha da kötü olacak. Ha bu arada yayına yapmıyorum. Telegram'a da Ekşi'nin en büyük Telegram grubunu kurdun. Hani nerede? Hiç bizi davet etmiyorsun. Postok özlettin kanka ya. Şu şeye de sarmadın ha. Warzone'a da gelmedin hiç Postok. Ben de şöyle bir kapışamadık ya. Evet biraz önce bakın gençler. Şimdi megahertz değeri aynı. Biraz önce 95'ti değil mi? Isılar şurada görünüyordu. Şimdi bakın. Hatta bunun sıktığını biraz daha arttı, Hatta yok biraz daha genişletelim. Biraz önceki ısı değeri burada. Yeni ısı değeri burada. Gördüğünüz gibi ne kadar düştü. Postok işin kötü telegramım yok ama sırf senin için telegram edinirim yani. Sorun olmaz indiriz kurarız. Bir Türknet e önerir misin demiş. Evet. Güzel. Bende 50 megabit var Hakkari gibi yerde. The Upload 5 bunu bir ara çıkarmışlar. 10 megabite çıkmış internetler. Upload'ları 8'e çıkmış pardon Türknet'te. Şey Türk Telekom çıkarmış. Herhalde normalde 50 megabitin üzerinde interneti olanlara yapmışlar bunu. Bana gelmedi. <laughs> Bilgisayarım sıkıntılı hiçbir bir oyun oynamıyorum bir şeyler yandı demiş postok eyvah o kötü olmuş işte. bu PC dünyası için çok oyun dünyası için Çok kötü bir haber Postokcum inşallah hemen kısa sürede Bekliyoruz seni Gençler şimdi bu düşük değer vermenin bir faydası taşıyor Thermal Throttling yani bu boğaz yani sıcak olarak dar boğaza girmesini hiç çıkaramadığı için cihaz Çok sakin bir fan sesiyle artık it gibi çalışıyor bu ne demek Monster aldım oyuna girdim hayvan gibi ses çıktı oynayamadım ölüyorum kulaklık takmayı sevmiyorum falan filan diyenler bunu açtığı anda çok sessiz bir şekilde oyunlarını oynamaya devam edebilirler. Bilginiz olsun. Bakın turbo fan da yok şu an full yükteyken. Turbo fan olduğu zaman bu sıcaklık biraz daha düşecek. Oyunda biraz daha sıkıntısız oynayacaksınız ve gigahertz değeri de hiç değişmediği için clock speed değişmediği için boost'unu azalttık biraz cihazın ve gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde daha soğuk bir şekilde bize iyi sonuçlar veriyor. Tabi arada yükselecektir bu ama thermal throttling 90'dan sonra de devreye girdiği için yükselmesine izin vermeyecek hemen geri düşürecektir o şey ısıyı. 5 gece gelse nasıl çıkaracağız ki? Çıkarmak istiyorsan ya makineyi yakarsın. Çıkmıyor bunlar. Zaten bunda bak Max Turbo bu CPU speed zaten 4.1 GHz. Yani bunun bu en yükseği. Tabii yeni işlemcilerde çıkıyoruz canım. Onlar da işte Thermal Throttling açıp Max Curve Frequency aşıyor veriyor. Ya yani Buradaki enerji onlar onlarda daha yüksek. Yani o yeni işlemciler bizden daha yüksek enerji aldığı için daha yüksek şey veriyor. Mesela bu yeni gelen i7'ler de öyle olacak. Bundan bir tık daha üstü şey alacak enerji alacak. Bir tık daha bu speed yüksek olacak. O yüzden zaten bu değerlere bakıyorlar. Yani Nvidia listeliyor o değeri biz ona göre bakıyoruz. Bunun aynısı, aynı bu işlemi ekran kartıcıyla yapabiliyorsunuz. Sağ turbosu çok çalışmasın diye. Intel çalışmamış ya evde bir. Intel'in işine gelmiyor. Ya çok yavaş yavaş piyasaya sunmak istiyorlar. Önce AMD'yi bir salıp. Çünkü bunlar birbiriyle anlaşıyor. Yani bunlar rakip falan diyorsunuz ama değiller. Bariz anlaşıyorlar yani. Abi sen bir çıkar. Piyasaya bir sal bakayım. acık beni geç. Sonra ben seni geçeyim gibi. Yani bu şeyde de vardır yani. Apple ile Samsung arasında bile var. Bütün şirketlerde var. Yani mesela Samsung'un girip, girip şey diyorsunuz. O bunun rakibi falan diyorsunuz. Ama değiller yani. Ortak çalışıyorlar hepsi. Ya Snapdragon yeni NM benim. iki yenilik Bunlardan daha iyi vallahi telefon. <laughs> Aynen telefonları daha güçlü tabii. Onların mobil işlemcileri de güçlü. Güzel ısınıyorlar ama. Abi OBS Studio'yu yayın yapmak için ayarlar nasıl olmalı? Video yapar mısın? Tamam kardeşim onu da bir ara yapalım. Ee, videosunu onu o, o, şekilde yapmadım ben de. Sadece bir hata giderme videosu yaptım. Bir ara onunla kısa videolarını çekelim. Şu sohbetlerden vakit kalsa. Hmm. Senin telefon hangisi? Bende Note 10 Pro mu ne onu test ettim geçenlerde. Videosu var hatta. Hayvan gibi sınıyordu ya. Şeyde 120 FPS'mine mi ne kastım. PUBG'de. Üst tarafı dokunulmayacak gibi oluyordu şeyi. Bende şey var. Note 9 var. SDH vardı bayılıyordum. Ama ekranı kırdığım için, çatlattığım için onu verdim hediye. Sonra bunu aldım. Bunu da beğenmiyorum ya. Bir şu güzel kamerası olan bir telefon almak istiyorum. YouTube videoları çekmek için sırf. Bunun videoları biraz kötü. En azından titreşim engellemesi biraz daha iyi olsa daha iyi olurmuş. Evet bu test bitti gençler. Gördüğünüz gibi cihazımızın bir önceki testinin sonuçları ortadayken. şu 10 dakika yapalım. Bir önce cihazınızın sıcaklığı buyken yüksek güçte yine aynı gücü verdi ve bakın çok ileri geri sallanıyordu biraz önce. Gördünüz mü megahertz değerlerini? Çok böyle durağan çizgide tertemiz performansla çok daha düşük ısı aldı. Gördüğünüz gibi gençler Intel Extreme Tuning Util'i o yüzden monster alanlar için bitirim. Bu böyle kalsın. Bunu 150 yaparsanız takılabilir. Onu o yüzden yapmayı pek önermiyoruz. Ben ne bu var demiş bakalım. Honor Play mi? bu hangisiymiş? Hiç görmedim ben bunu. Hiç kullanan da görmedim. Bu da mı Çin'den? Vay. Ya pilleri falan güzel. Oh oh ne güzel. 2.4 GHz. Vay adasını. İyi de cihaz bence. Kamerası nasıl bunun? S10 Plus. Hayli, titreşim engellemesi güzelmiş ya S10 Plus'ın. Aklıma... Ya işte bizim burada sınır ticareti azaldığı için Biraz daha artarsa ben de ondan alabilirim belki değiştirebilirim. Video diyorsan en hani telefon iPhone 11. iPhone ben almam ya. Ben iPhone zannetmiyorum alacağım. Samsung'dan devam. Çünkü ben aldığım dakika bunun içeri içini kırıyorum yani aldığım dakika. Oyuncu kulaklığı tavsiye etsen. Abi oyuncu kulaklığı şeylerden Eee Millet ne kullanıyorsa onu yazsın ama ben şöyle bir baktım. Bende şu an şey var. Logitech var ama hiç. Çok pahalı ya. Hayvan gibi pahalı yani. Uygun fiyatlı bir şey alın geçin diyorum ya. Bak şunlar çok güzelmiş. Bir, bir varmış. SteelSeries Series. Şu. İyi. Ostok sende ne vardı? Benim oluyor olmamış bir tane. Benim onda bu varmış. Sil serisi Ama artık bir geçen söylemiş. Şu kendinden şeyli demişti değil mi? Şurasında bir sesi var demişlerdi. Biri James Dunkey demiş. O neymiş ya? 710. Şu mu? 169. i̇yi duruyor bu da. Çok yuvarlak ya. Biraz daha şu. Benimki mesela kare uzun. Daha iyi sanki. Yuvarlak insan kulağını acıtmaz mı? Büyük mü ki? Başka ne var? Razer'lar var. Bunlar bile pahalanmış ya. Aba o şuraya bak. 416 nedir ulan? 7 artı 1'ler hangisi? Bak şu 7 artı 1 mesela biraz. Ya bu PUBG gibi oyunlar. Çok oynuyorsanız 7 artı 1 biraz iyi oluyor ya. Rampage R... Şey varmış R41 Reactor. Ona bakalım şeye. Oyuncunun kralı yazdı. Bu adam PUBG'de... Milletin... apşurunu duyuyordu be. Hmm. Bu da iyiymiş. Bunda şey var mı? Bunda da yedi artı bir var. Aynen. Vay. Bu da güzel görünüyor. Airpods sal bir de aynen. Sanal, aynen bir de sanalı şey farkı var değil mi bunun? Ok Okinski'de ne varmıştı bakayım. Ben Pucci SM var. Bu da iyi dediler. Bu da var mı 7 artı 1? Aynen bunda değildi artık. Virtual herhalde bunların hepsi. Virtual Surround aynen. Bende şu var da Polonya'dan aldığım. O da arkadaş ne para olmuş be. Ne para olmuş be. Ha, bu cihaz bu kadar eder mi ya? Bu da mı virüs çalışın 7 artı 1'i? Hiçbir şey yazmamışlar sağ olsunlar. FPS modu bu bende şey var. Postok RPG modu gibi bir şey var da onu açınca hiç güzel gelmiyor oyun sesi ya. First person shooter modu var şu. Benim hiç şuma gitmedi şurada. First person shooter. Yani ya ben güzel kullanamadım ya bir şey yani. Kim siliyor bunları? Ee, bir saniye şey farkı var gençler. Üst üste iki tane yapmayın siler. Streamlabs siliyor hepsini. Spam atmayın şey yapmayın yani. Spam atmamaya çalışın. Oğlum ayarını yapacağım ben. Onun ayarına bir bakalım. Gençler saat dokuzda var. var. <laughs> Streamlabs efsanedir ama yani çok işe yarayan bir sistem. Yayımda ben streamlapse yapıyorum çok faydalı yani. Arda yengelle herhalde. Oyun yayını var dostum birazdan şeye geçeceğim. Ee, Warzone atacağım. Bu güzel cihaz bunda sonradan çıktı aynen. A serisi de sonradan çıktı. Bunların kameraları pilleri güzel diyorlardı. Dostlar Warzone yayına geçiyorum. Bunu yayını durduralım artık. Ee, yeni sohbetlerde görüşürüz. Yeni monsterlar geldikçe yine görüşürüz. Alternatif bakmamız gerekecek çünkü biraz zamlandı. Gençlere yol gösterecek yeni seriler aklınıza gelirse e, lütfen yazmayı unutmayın. Yani alternatif cihazlar da bulalım ki yayına hemen buradan başlayacağız birazdan. Burada da var. Twitch'te var. Twitch'te olursa Twitch'te kalırsanız daha iyi olur. İzleyici ortalaması yaparız. Ee, Youtube'da da var ama. Ne no, bırakmam 5 dakika sonra geliyorum Yayını sonlandırıyorum gençler bugün için sağ olun var olun geldiğiniz için ee, buradan devam edeceğiz Hemen bir 5 dakika ola. hemen yeni açacağım şimdi Streamlabs OBS'ye geçmem lazım çünkü diğerine Bu Normal OBS ee, Görüşmek üzere bunu da TR, şey Emekleri YouTube kanalı açacağız bu videoda En azından ertesi gün kaçıranlar dinliyor sizi Sağ olun var olun Yorumlarınız sayesinde bayağı iş görüyoruz Görüşürüz 5 dakika sonra yayındayım hemen yayın açacağım Kendinize iyi dostlar